Teknoblog Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 13 Şubat 2012 Pazartesi günü yeni bir Teknoblog Haber Merkezi'ne daha sizlerle beraberim. Bir haftalık aranın ardından yine beraberiz. Geçtiğimiz hafta BlackBerry DevCon Europe etkinliğini yerinden takip ettiğimizden dolayı programı gerçekleştirememiştik. Ancak Teknoblog'da da takip etmişsinizdir. Geçen hafta 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Amsterdam'da düzenlenen etkinliği yakından takip ettik ve elimizde bayağı bir malzeme oluştu. Bunların çoğunu zaten Teknoblog'da paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Bu programda da temel gündem maddesi BlackBerry DevCon Europe olacak. Bunun yanı sıra Nokia Bell güncellemesine de şöyle bir bakacağız. Aynı zamanda haftanın ürünü köşesinde de görmüş olduğunuz cihaz HTC Sensation X'e yer alacak. Teknoblog Haber Merkezi başlıyor. Açılışta da belirttiğimiz gibi BlackBerry DevCon Europe etkinliği 7 ve 8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi Amsterdam'da. Amsterdam Rai Center adı verilen bir arenada, bir binada gerçekleştirildi. Bizim Luxukırdar Kongre ve Sergi Sarayı gibi bir bina bu Rai Amsterdam. Rai Amsterdam düzenlenen bu etkinlikte açılış konuşmasını, BlackBerry DevCon Europe'un açılışını daha yeni göreve atanan Thorsten Heinz gerçekleştirdi. Thorsten Heinz'ın ilk kez sahne aldığı bu etkinlikte şirketin genel durumu hakkında bazı bilgiler verildi. Heinz, BlackBerry telefonların Hollanda, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde en çok tercih edilen ön ödemeli telefonlar olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Güney Afrika gibi ülkelerde ise en çok tercih edilen akıllı telefonların BlackBerry'ler olduğunu belirtti. BlackBerry platformunun iOS'ten sonra yazılımcılara en fazla para kazandıran platform olduğu kaydedildi. iOS App Store'un başarısı yazılım geliştiricilere kazandırdığı malum. Android Market pek o kadar para kazandıran bir platform olduğu söylenemez. Daha çok orada ücretsiz uygulamalar yer alıyor. İşte BlackBerry platformu, BlackBerry App Store bu ikisinin ortasında yer almakta. Thorsten Heinz bunu vurguladı. BlackBerry 7.1 işletim sistemiyle güncellemesiyle kullanıcı deneyiminin arttırılacağına vurguda bulundu Thorsten Heinz. Aynı zamanda BlackBerry 7 uygulamalarının da geliştiricilere daha fazla para kazanma fırsatı sunduğuna dikkat çekti. BlackBerry Playbook OS 2.0 bu ay içinde geliyor. Daha önce haberlerimizde de belirtmiştik bunu. Thorsten Heinz da bunu tekrarladı. Konuşma sırasında BlackBerry Playbook 2.0'ın bazı yenilikleri tanıtıldı. Zaten ona da bu programda biraz daha yakından bakacağız. BlackBerry 10'a da kısaca değindi Thorsten Heinz konuşmasında. Bu BlackBerry 10 platformu ile birlikte Playbook, BlackBerry akıllı telefonlar, araç içi sistemler, kurumsal ve bulut uygulamalarına da ortak bir platformun sunulmuş olacağını kaydetti. Eğer BlackBerry 10 başarılı olursa söylentiler BlackBerry 10'un başka şirketlerde lisanslanabileceği şeklinde Thorsten Heinz göreve ilk geldiğini yaptığı açıklamada bu olasılığın üstünü kapatmamıştı. Bunu tamamen reddetmemişti. Zaten BlackBerry 10'un odak noktasını kapsadığı alanı düşünecek olursak bu lisans olayının sadece akıllı telefonlar veya tabletleri kapsamayacağını düşünebiliriz. Araç içi sistemlerde belki otomobillerde göreceğiz BlackBerry 10'u veya medikal sistemlerde göreceğiz. QNX tabanlı bir işletim sistemi bu BlackBerry 10 ve QNX'in medikal sistemlerde çoğunlukla kullanılan bir platform olduğu dile getirildi RIM'in yöneticileri tarafından. Belki de BlackBerry 10 tabanlı bir medikal sistem olur ve bu medikal sistemi de bir BlackBerry Playbook tablette de düzgün bir şekilde kontrol etmek mümkün olabilir. Yani söylemek istediğim bu lisanslama olayının ucu açık, alanı oldukça geniş. Sadece bir mobil cihazı, bir cep telefonu veya akıllı telefonu, tableti düşünüp o şekilde yorum yapmamak en iyisi olacaktır. RIM'in yazılımcı ilişkileri ve ekosistem geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexanders da Thorsten Heinz'ın ardından bir konuşma yaptı, açılış konuşması yaptı. Alexanders oldukça eğlenceli bir kişilik ve yazılımcı geliştiricileri, oraya toplananları gaza getirecek şekilde bazı açıklamalar yaptı. BlackBerry App World ile ilgili bazı rakamlar verdi Sanders. BlackBerry App World'teki uygulama sayısı Ocak 2012'de 2 milyara ulaşmış. İndirilen uygulama sayısı Ocak 2012 sonu itibariyle 2 milyara ulaşmış durumda. Günlük indirme sayısının 6 milyona ulaşmış olduğunu öğrendik. BlackBerry App World 164'ten fazla pazarda faaliyet gösteren bir uygulama mağazası oldukça geniş kapsamlı olduğu ortaya çıkıyor buradan. 75 milyon aktif BlackBerry abonesinin olduğu kaydedildi yöneticiler tarafından ve önemli olan bunun 20 milyonu son bir yılda gelmiş. Yani son bir yılda BlackBerry platformu dikkate değer bir büyüme göstermiş.
BlackBerry Android'den indirilen paralı uygulama sayısının Android Market'e göre daha fazla olduğu da yöneticiler tarafından vurgulanıyor ve %40'tan daha fazla gelir yarattığı söyleniyor. Aslında bu Türkiye için de geçerli bir durum. Yani Türkiye'nin buna bir katkısı var. Türkiye'de biliyorsunuz Android Market'in paralı uygulamaları yok. Sadece reklam tarzı bir modelle çalışılıyor Türkiye'de Android Market uygulamalarında. Ancak BlackBerry Apple'da baktığınızda TL cinsinden fiyatlandırılmış uygulamalar var. Yani Türkiye'deki kullanıcılar para verip BlackBerry Apple'den uygulama satın alabiliyor. Bu da uygulama geliştiriciler için aslında ek kazanç kapısı demek. iOS'e veya Android'e uygulanmanın yanı sıra BlackBerry'de odaklanılacak, içerik üretilecek bir platform olarak düşünülebilir. RIM'in düşüncesi bu şekilde. Zaten RIM yazılımcıların rahat çalışabilmesi için, kendileri için, BlackBerry platformu için rahat bir şekilde geliştirme çalışması yapması için oldukça geniş bir kod desteğine sahip. QNX, Adobe Air, HTML5, Webworth gibi farklı platformlar destekliyor. Hatta son olarak Nokia'nın öncülüğünü yaptığı Qt projesi de Qt desteği de BlackBerry tarafından sunulmaya başlandı. Artık Qt tabanlı uygulamalarda BlackBerry Playbook'ta veya daha sonra çıkacak BlackBerry 10 cihazlarında da çalışıyor olacak. Bu arada Android App Play var, Android Runtime, Android uygulama çalıştırıcısı var. BlackBerry Playbook OS 2.0 güncellemesiyle birlikte bu Android uygulama desteği gelecek tabletlere ve bu sayede de Android uygulama geliştiricileri uygulamalarını basit bir derlemeyle, tekrar bir derleme yaparak çok basit işlemlerle Playbook'ta veya BlackBerry 10 cihazlarında çalıştırabilecek. BlackBerry Devcon Europe'un odak noktalarından bir tanesi BlackBerry Playbook OS 2.0'dı. Bu yeni Playbook güncellemesinin bu ay içinde geleceği yöneticiler tarafından söyleniyor. Aslında kesin tarihte belirlenmiş durumda. Ancak RIM bunu açıklamayı tercih etmiyor. Bekliyoruz. Bu ayın sonuna kadar süre var. Herhangi bir zaman içinde sunulabilir. Belki ayın ikinci yarısında sunulacaktır. Zaten mantık olarak konuşacak olursak ayın ikinci yarısına da geçmek üzereyiz. Bu nedenle ayın sonlarına doğru Playbook OS 2.0'ın çıkışını görebiliriz. Playbook OS 2.0'ın yenilikleri neler? Ona bakacak olursak bir kere e-posta, takvim ve kişi rehberi uygulamaları geliyor. İlk çıktığında BlackBerry Playbook en büyük eksiklik buydu belki de. Biliyorsunuz BlackBerry'ler e-postayla özdeşleşmiş, birlikte anılan kavramlar oldu. Ancak BlackBerry Playbook'ta bir e-posta uygulaması yok. Ancak BlackBerry telefonunuza bir BlackBerry Bridge yazılımı kuruyorsunuz, uygulaması kuruyorsunuz ve Playbook tabletinizi bu Bridge aracılığıyla BlackBerry telefonunuza bağladıktan sonra telefonunuzdaki e-postalara erişebiliyorsunuz. OS 2.0 güncellemesiyle birlikte artık doğal bir mesajlaşma uygulaması geliyor, mesajlar uygulaması geliyor. Gmail desteği var bu uygulamanın. Buna sıra Hotmail desteği var, Pop3, IMAP gibi e-posta hesaplarını destekliyor ve bunun yanı sıra Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında o hesaplar içerisindeki mesajları da kontrol edebiliyorsunuz bu mesajlar uygulaması yardımıyla. Oldukça rahat bir kullanımı var. Bölmeli bir yapı iOS ve Android'deki e-mail uygulamalarına benziyor. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Test etme fırsatı bulduk. Aynı zamanda Teknoblog'da da bunu incelemesi yayınladık. Mesajlar uygulamasının oldukça başarılı bulduğumuzu söylemeliyiz. Takvim uygulaması da oldukça esnek, güzel hazırlanmış. Gün, ay, yıl görünümü, kolaylıkla kayıtlar oluşturma, rehberdeki kayıtları rahatlıkla randevulara ekleme ve bir randevu kaydında hangi kişilerin yer alacağını görmek mümkün. Bunun yanı sıra bu takvim uygulaması kullanıcılara bir kişisel günlük planla çıkarttı ve bu planda o gün içerisinde toplantı kayıtlarına göre belirlenmiş bir liste var. Hangi kişilerle karşılaşacağınızı bir liste halinde gösteriyor. Bu oldukça güzel, gün içerisinde kimlerle muhatap olacağınızı bu sayede görmüş oluyorsunuz. Kişi rehber uygulaması da bu takvim uygulamasını ve aynı zamanda e-posta uygulamasına bağlı çalışıyor. Kişi rehber uygulamasında da LinkedIn, Twitter ve Facebook entegrasyonunun fazlasıyla var olduğunu görüyoruz. Kişilerin bu sosyal hesaplarını yaptığı son paylaşımlar, güncellemeler hepsi bu kişi rehber uygulamasına yer almakta. Klavye biraz daha iyileştirilmiş, sanal klavye biraz daha tahmin yeteneği arttırılmış. Çoklu görev uygulama pencereleri tablet 1.0 sürümünde biraz daha küçüktü. Şimdi OS 2.0 ile birlikte biraz daha büyütülmüş, çok daha rahat kullanılacak hale getirilmiş. Uygulama klasörleri iOS'ten, Android'ten alışıyoruz, artık BlackBerry Playbook'ta da var. Oyunları diyelim ki tek bir klasörü toplayabiliyorsunuz, yeniden adlandırma mevcut. iOS tarzı kolay bir yaklaşım getirilmiş burada. Android uygulama çalıştırıcısı, az önce bahsetmiştim. Android uygulama geliştiricileri
belli özelliklerden yoksun kalacak şekilde. Çünkü belli Android API'ları kullanılmıyor bu BlackBerry Playbook'larda çalıştırırken. Android uygulama geliştiricileri uygulamalarını tekrar derleyerek bu uygulamalarını veya oyunlarını BlackBerry Playbook'ta çalıştırma fırsatı bulacak. BlackBerry Playbook'ta Android uygulamalar, Android tabanlı uygulamalar yer almaya başlamıştı bile gördüğümüz kadarıyla. Bu uygulamalar ayrı bir kategori altında sunulmuyor. Diğer uygulamalarla karışık şekilde yer almakta. Yani kullanıcılar baktıklarında farkı pek anlamayacaklar. Aynı BlackBerry uygulamaları gibi indiriliyor. Herhangi bir fark yok. Aslında işin özüne baktığımızda o Android uygulamaları AppWorld'e girdiği andan itibaren Android uygulamalarından çıkıp BlackBerry uygulamasına dönüşmüş oluyor. RIM'in belirlemiş olduğu kurallar geçerli. İçerisinde Android Market linkleri yok, Android atıfları yok. Yani artık o Android uygulamaları BlackBerry uygulamaları olmuş durumda. Bu ne oluyor? Yazılım geliştiriciler, Android için uygulama geliştirenler çok daha rahat bir şekilde uygulamalarını BlackBerry platformuna aktarabiliyor. BlackBerry Playbook'ta video sohbet uygulaması var bildiğiniz gibi, ancak bu sohbet uygulamasının çok gelişmiş olduğunu söylemek pek mümkün değil. Playbook cihazları pek yaygın değil. Playbook sahibi cihaz kullanıcılarını bulmak da pek kolay değil. Yeni güncellemeyle birlikte kişi listesi içerisinde BlackBerry Playbook cihazları otomatik olarak taranıp bulunacak. Bu şekilde kullanıcılar daha rahat bir şekilde kimlerle sohbet edebileceğini görme fırsatı yakalayacak. Belki ileriki aşamada BlackBerry 10 cihazları çıktığında bu video sohbet uygulaması biraz daha işlevsel hale gelebilir. BlackBerry telefonlarının akıllı telefonlarıyla BlackBerry Playbook'un akıllı telefonlarla yönetimi biraz daha geliştiriliyor yeni sürümle birlikte. BlackBerry Bridge'den bahsettik. İki telefonu, BlackBerry Playbook ve BlackBerry akıllı telefonu birbirine bağlayıp e-posta, BlackBerry Messenger gibi servisleri kullanmak, yönetmek mümkündü tablette. Yeni gelen sürümle birlikte bu kontrol imkanı biraz daha arttırılacak. Artık akıllı telefonun fiziksel klavyesini kullanabileceksiniz. BlackBerry telefonun QWERTY klavyesini kullanarak Playbook'ta yazı yazmak mümkün olacak. Yine BlackBerry Playbook tableti BlackBerry telefonun optik trackpad ile kontrol etmek mümkün olacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonda çektiğiniz bir fotoğrafı, yani BlackBerry telefonda çektiğiniz bir fotoğrafı otomatik olarak BlackBerry Playbook'ta görüntülemeniz ve Playbook üzerinden başka kişilerle paylaşmanız mümkün olacak. Bu gibi kontrol kolaylıkları da getiriliyor Playbook OS 2.0 ile birlikte. Bu Playbook incelemesini, yeni sürüm incelemesini çok yakında Teknoblog'da buluyor olacaksınız. Bu güncellemede bu ay içerisinde çıkmış olacak. Bunu da söyleyelim. Bu arada BlackBerry Playbook'un şu anda resmi satış yok Türkiye'de. Tabi belli kanallarla, satış kanallarıyla bulmak mümkün bu tableti, ancak mobil operatörler aracılığıyla satılmamakta. 2012'nin ikinci çeyreğinde operatörlerle işbirliği yapılarak BlackBerry Playbook tabletin 3G versiyonunda Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bu gelecek olan tabletler OS 2.0 güncellemesiyle birlikte gelecektir ve doğrudan çok daha zengin bir kullanıcı deneyimi sunacak şekilde gelmiş olacaktır. BlackBerry Playbook incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacağınızı tekrar hatırlatalım sizlere. Nokia'nın geçtiğimiz yaz aylarının sonunda tanıtmış olduğu Symbian Bell güncellemesi öncelikle Nokia 701, 603 gibi telefonlarda gelmişti Türkiye'ye. Daha sonra Nokia bu güncellemeyi Nokia Bell olarak tekrar adlandırdı. Geçen ay sonunda Nokia Bell güncellemesinin Nokia N8, Nokia E7, C7 gibi cihazlara, mevcut cihazlara gelebileceği şeklinde dedikodular çıkmıştı ve 8 Şubat tarihi işaret edilmişti. Geçtiğimiz hafta gündemimizde BlackBerry Decon Europe varken Nokia'nın bu Bell güncellemesi de daha önce konuşulan dedikodusu yapılan tarihten bir gün önce 7 Şubat tarihinde yayınlandı. Nokia Bell güncellemesiyle birlikte Nokia N8, E7, C7, C6, 01 gibi telefonlara Nokia Bell güncellemesi sunulmuş oldu. Bu telefonlar daha önce Symbian 3 ile çıkmıştı. İçerisinde Symbian Anna ile çıkan E6 da bulunmaktaydı. Tüm bu Symbian Anna ile çalışan telefonlarda Nokia Bell güncellemesini kazanmış oldu sonunda. Nokia N8'de Nokia Bell güncellemesi var şu anda ve Nokia Bell sayesinde Nokia N8'in biraz daha düzgün bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Symbian 3'te Symbian Anna'da bazı takılmalar oluyordu. Bazı kullanıcı deneyimini indirgen sorunlar çıkabiliyordu. Nokia Bell'le çok daha düzgün bir kullanıcı deneyimini sunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 3 gün oldu bu güncellemeyi telefonu yükleyeli. Ancak
oldukça pürüzsüz, düzgün bir çalışma durumu söz konusu. Nokia N8, E6, E7 gibi bu güncellemeyi alabilen, Nokia Bell güncellemesini alabilen cihaz sahiplerine bu güncellemeyi mutlaka öneriyoruz. Cihazlarını tekrar sahip olmuş gibi bir hisse kapılacaklardır. Nokia Bell ile birlikte Android tarzı bir kullanıcı deneyimi sunulmakta. Özellikle bu görmüş olduğunuz bildirim tepsisinde bunun etkisini fazlasıyla görüyorsunuz. Bu bildirim tepsisi yardımıyla mobil veri, Bluetooth ve bunun gibi işlevleri rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. Bunun yanı sıra gelen bildirimleri rahatlıkla görebilirsiniz. Daha fazla ana ekran var. 6'ya kadar çıkartabiliyorsunuz ana ekran sayısını ve bileşen desteği daha da geliştirilmiş. Önce biraz daha sabit bileşen alanı söz konusuydu Nokia Symbian Anla da ve Symbian 3'le. Şimdi Nokia Bell ile birlikte daha küçük boyutlu veya daha esnek, daha farklı yerlere taşıyabileceğiniz bileşenler bulunmakta. Bu şekilde yenilik de var Nokia Bell'in. Nokia Bell'e güncelleme yapmak için kablosuz bağlantıyı kullanamıyorsunuz. Doğrudan cihazınızı USB kablosu yardımıyla bilgisayara bağlamanız gerekiyor. Nokia'nın yazılım güncelleme aracını bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Nokia Suite içerisinde geliyor bu. Eğer Nokia Suite bilgisayarınızda varsa problem yok. Yoksa Nokia'nın sitesinden bunu indirebilirsiniz. Nokia Suite içerisinde yazılım güncelleme aracı var. Onu çalıştırıyorsunuz. Daha sonra telefonunuzun bir yedeğini alıyor o yazılım güncelleme aracı. Daha sonra güncelleme işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra o yedeği tekrar telefona geri yüklüyor. Toplam 270 MB'lık bir güncelleme dosyası geliyor. Nokia Bell güncellemesi bu şekilde ve bu güncelleme işlemi yarım saat sonunda tamamlanmış oluyor. Biz herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Yeter ki cihazın USB kablosunu telefondan çıkarmayın güncelleme işlemi sırasında. Yoksa herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz ve bu şekilde birkaç aydır kullanmakta olduğunuz Nokia cihazınıza yepyeni bir deneyim kazandırıyorsunuz. Çok da zevkli bir şekilde kullanıyorsunuz bu cihazı. Haftanın ürünü köşesinde konuğumuz HTC Sensation X'e. HTC Sensation telefonları biliyorsunuz Türkiye'ye geçtiğimiz aylarında gelmişti ve biz de bir inceleme yapmıştık. Beğendiğiniz cihazlardan bir tanesi HTC Sensation. HTC'nin de amiral gemisi pozisyonundaki bir telefonuydu. HTC geçtiğimiz yaz ayları içerisinde Beats Audio'ya bir yatırım yapmıştı. 300 milyon dolar civarında bir yatırım yaptığı söyleniyordu. Ve bu yatırım kapsamında HTC'nin bazı telefonlarında Beats teknolojisinin yer alacağı belirtilmişti. İşte Sensation X'e o Beats Audio yatırımının meyvelerinden bir tanesi. Alıştığımız Sensation cihazı tasarım açısından herhangi bir fark yok. Yine karşımızda, yine içerisinde HTC Sense 3.5 yazılımı çalışmakta. Ancak telefonun tasarımına baktığınızda bazı farklılıklar var. Ahize hoparlör ızgarasında ekranın altında görmüş olduğunuz fiziksel Android tuşlarında kırmızı rengin hakim olduğunu görmektesiniz. Arkada kamerayı çevrilen yine bir kırmızı çerçeve var ve telefonun altında da Beats Audio logosu yer almakta. Bunun dışında yine metal yekpare tasarım, yine lastik bölümler yer almakta. Telefonda yine 4.3 inçlik bir ekran var. İşlemci hızı biraz daha arttırılmış. Daha önceki temel model 1.2 GHz'lik çift çekirdekli işlemci sahibiydi. Bu modelde ise 1.5 GHz'lik bir işlemci bulunmakta. HTC Sensation'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu Beats yatırımının etkisiyle, Beats yatırımı sonucu olarak bir çift kulaklıkla geliyor. Görmüş olduğunuz Beats marka kulaklık. Beats'in ses teknolojisini barındırmakta. Yine üzerinde bir mikrofonlu kumanda var. Topuzlu bir kulaklık. Kulaklığını tamamen kapatan kulaklık. Cihazın kutusundan da farklı kulak büyüklükleri için topuzlar gelmekte. Bu kulaklığı destekleyecek bir ses profili var telefonda. Cihazın kulaklığını taktığınızda bu özel Beats profili, ses profili aktif hale geçiyor ve cihazın bildirim alanında bu Beats profilinin aktif olduğunu görmektesiniz. Herhangi bir müzik uygulaması açarsanız bu profilin çalıştığını göreceksiniz. Şöyle bir müziği başlatalım ve şu anda müziği başlattığımda üstte bildirim alanında Beats Audio yazmaya başladı ve Beats logosu geldi. Bu bildirim tepsisini genişlettiğinizde burada Beats Audio bildirimini de göreceksiniz. Buradan Beats profilini kapatabilirsiniz veya açık bırakabilirsiniz. Açık bıraktığınızda biraz daha çevresel ses etkisi fazla oluyor. Basslar biraz daha arttırılıyor. Tizler biraz daha kulağa tırmalamayacak seviyeye indiriliyor. Yani arada güzel bir denge yakalanmış gibi gözüküyor. Tabii daha fazla yorumu yapacağımız detaylı HTC Sensation X'e incelemesini bulacaksınız. Temel olarak HTC Sensation deneyiminden fazla bir farklılık yok. Ancak
cihazla birlikte güzel bir Beats kulaklığa sahip olmak gerçekten bu telefonun kattığı artılardan bir tanesi. HTC Sensation incelemesini, HTC Sensation X'i incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacağınızı belirtelim. Geldik Teknoblog Haber Merkezi'nin sonuna. Oldukça yoğun bir takvim sürecine giriyoruz. Belki Teknoblog Haber Merkezi'nin yayınlanmasına bazı sıkıntılarla, kesintilerle karşılaşmak mümkün. Bunu belirtelim çünkü önemli etkinlikler var önümüzdeki haftalarda ve bunları takip etme planımız var. Bu nedenle bazı yayın kesintileri olabileceğini, bazı haftalar Teknoblog Haber Merkezi'nin olmayabileceğini ya da gününün değişebileceğini şimdiden belirtmiş olalım sizlere. Yine de en kısa zamanda tekrar görüşme dileğimizi iletelim. Teknoblog'u Facebook'ta ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Adresler şu anda aşağıdan geçmekte. Bu arada Google Plus'ta da olduğumuzu belirtelim. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.